Şimdiden nereye doğru gittiğimizi sana şöyle özetleyeyim. Biz var ya şu anda bir uçurum var. Dünyanın en derin uçurumu düşünüyorum. Biz oranın şu anda kıyısındayız. Bakmayın millet böyle güllük gülistanlık diyor. Ya bu sokak röportajından izliyorum. Millet diyor ki bak kardeşim diyor, çarşıya bak diyor. Bak Ali'nin önünde poşet poşet diyor. İsa kalabalık. Ya 20 yıl önce böyle mi dedi? Bak kardeşim 20 yıl önce bu ülkenin nüfusu 60 milyondu. Şu anda ülkenin nüfusu 85 milyon oldu. Evet. Tamam mı? Birincisi o. İkincisi lan burası Antalya. Sen niye Antalya'yı elini alıyorsun? Sen diyorsun ki Türkiye'de anasını satayım her yer böyle. Yok öyle bir şey. Türkiye'de hangi bir ile bu kadar çok turist geliyor? Millet diyor ki bak herkes alışveriş yapıyor. O alışveriş yapanların çoğu zaten boşta. Çünkü onlar da zaten kolay kolay alışveriş yapmayan insanlar. Bak o zaman tamam mı? Bak bunlar hepsi bizim insanımız. Kimin önünde bir poşet var? Ha? Millet evinde canı sıkıldığı için kalıyor. Millet sokağa çıkıyor. Ya bir de bak anlamıyorum. Millet diyor ki yok bunlar diyor dindar durduruyor ne din. Ya bunlar neyi dindar kardeşim ya? Bunlar dinin içine ettiler be. Ya şu son 20 yılda bir bakın ülkenin haline bir bakın ya. Ateistlik almış başına gidiyor, dindarsızlık almış başına gidiyor. Millet camiye gitmiyorum diyor. Adamı söylüyor ki ben diyor 5 vakit namazında bir insanım diyor. Camiye gitmiyorum diyor ya. Ben diyor o hocayı neyini dinleyeceğim diyor. Allah-u Teala emrediyor derler. Neyi emrediyor? Bir, adaletli olmayı. İki, yakınlarına bakmayı. Sen kendi ülkendeki insanlar açken oturup da bir başka bir insana yardım edemezsin. Bir de bu şey de var. Bu Fahrettin Altun var. Onun 4 yerden maaş aldığı ortaya çıktı. Eşinin de 4 yerden maaş aldığı ortaya çıktı. Önce inkar ettiler. Sonra diyor ki ya biz onlara hasel yardım için yapıyorduk. Kardeşim sen devletin parasını kime yardım ediyorsun ya? Çok meraklısı al maaşını ver gitsin. Bak böyle ülke yolsuzlukta ayyuka çıkmış. Millet hala bunlar dinler. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bak ben bu zamana kadar katiyen bir kere bile AK Parti'ye vermedim. Ama inanın ki ahdım var. Bu sefer vereceğim ya. Beter olsunlar ya. Yanlış anlama. Kendi aileme de söylüyorum. Söylüyorum. Benim ailem düzeltecek var zaten. Bakın kardeşim. Herkes hiç kimse. Ya şöyle bir şey var. Ne oldu yani? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat etti de İslamiyet mi bitti ya? Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi kuran adam öldü de Türkiye Cumhuriyeti Devleti mi yıkıldı? Millet diyor ki bu adam giderse Türkiye batar. Lan Türkiye battı. Millet şimdi şu anda gene ne diyecekler biliyor musun bu AKP'liler? Seçim olacak ya. Bu sefer seçimi zaten kaybedecekler ya. Bunlar gidecekler. Bunlar ve hepsi de Yüce Divan'da yargılanacaklar. Öyle kolay yok. Sen önce bir 20 yılın bir raporunu ver bakayım bana be. Öyle yok öyle. Hazreti Ömer diyor ki her kim ki devlet hazinesinden bir entari devlet kendi zimmetine geçirse ona diyor cennet cehennem olacaktır diyor. Bir de Hazreti Ömer'in adaletini getireceğiz diye söylüyorlar. Da bunlar. Maalesef ki bizim halkımız demek ki bunu kabulleniyor ki evet. Hala da devam ediyor. Düşün. Bir sorun bakalım. Kaç aydır evinize et girmiyor? Bir sor. Kadın süt alamıyor. Ekmek alamıyor. Evine ekmek götüremiyor. Sabah 8'den başlıyoruz. Akşamın bu saatine kadar ayaktayız. 200 TL için. Neden? Bir hani kadın hakları? 200 TL'nin gücü var mı peki? Ya şimdi markete eskiden, çok eskiden bir düşünün. Ben 200 TL ile gidiyordum. Yemin ederim 20 torba bir şey alıyordum. 200 TL giriyorum, elime bir torba bir şey alıp çıkıyorum. Yani ben ne yüzümü saklarım ne hiçbir şeyimi. Bıraksın gitsin artık, çaldı yeter ya. Türkiye'yi sattı yeter ya. Bizi de mi satacak artık ya? Adam diyor ki ben açım diyor ya. Hırsızlık yapıyor, ekmek çalanı cezaevine atıyor, başka bir şey çalanı yanında besliyor. Adalet mi bu? Şimdi abla dedi ki, Türkiye ile şu anda Almanya aynı dedi. Aynı vaziyette dedi, sorunlar orada da var dedi. Sen Almanya'dan gelen, sen de Almanya'dan geldin. Durumunda aynı. Yani orada Türkiye'deki pahalılıkla Almanya'daki pahalılık aynı mı? Çünkü ya, enflasyon rakamları onu söylemiyor bize abla. Dizel 2 euroydu biz gelirken. Şimdi çıktı yine. 2 euro da yine çıktı. Ben gelirken. Tamam, şimdi ne kadar olduğunu biliyor musun? Evet. Şimdi burada da 27 lira. Türkiye'de ne kadar? 27 liraydı. Aynı oranla mı geliyor sizin maaşınız? Yok bizim maaşımızda o şey asgari ücret. Ya bin, o saatine göre veriliyor. 1600 euro asgari ücret. Ya o öyle bir ücret değil, saatine göre. Zaten 1600 euro alan zaten asgari ücret %3 falan Almanya'da. Türkiye'de asgari ücret alan %46 ama.
%46 şu anda Türkiye'nin çalışanlar arasında. Pahalı, fiyatlar hep yüksek. Ondan sonra ev kirası var, araban var, telefon, her şey. Ev alacak para yok. Buraya taşın abla. Malum, dedim ki malum orası öyle. Buraya gelin, burada yaşayın. Burada doğdum, büyüdüm. Ben niye geleyim ki? Ben burada bir şey demiyorum ki. Nasıl? Buradan millet, yok millet gitsin demiyorum. Tamam, burası da pahalı, doğru. Pahalı. Şu an kalkıp oraya tatile gezmeye gidebiliyor muyuz? Hayır. Sen niye oradan buraya geldin? Ben tatile gelmedim. Ben evime geldim. Bak burada da evim var. Burada da evim var. İki evim var. Bir de daha da gelip oranın ekonomisi iyi diyorsun. Şey kötü diyorsun. İki evim var bak. Bizim bir tane evimiz yok ya. 5 milyar kira mı vereceğiz biz? Kaç tane işe gittiğimi de biliyor musun? Kaç tane işe gidiyorum? Benim orada çalışıyor mu? Benim kadar çalışıyor mu? Nereden biliyorsun? Ben gece 3'te işe gidiyorum. Akşam 10-11'e kadar çalışıyorum. Halcıyım ben, pazarcıyım ben. Kaç para? 300 lira maaş alıyorum. Biz ek işe gidiyorum. Ek işe gidiyorum. Tabii. Versin bize de biz de gidelim. Yok, benim kayınbirader 3 yıl oldu Almanya'ya gidelim. Bak 3 yıl oldu kayınbiraderim. Bu telefonu 2 sene önce getirdi bana 50 euroya. 50 euroya almış orada. Burada 3000 liraydı. Anladınız mı? Ama orada da pahalı diyor amca. Evet, o doğrudur. Orada da pahalıdır. Orada da pahalıdır. 50 euroya almış ama. Aynen. Orada da, ya, ben de inanamıyorum. Ya, o da, abla diyor ki 50 euroya siz bu telefonu aldınız. Şimdi kayınbirader geliyor diyor ki buranın kıymetini bilin enişte diyor bana. Oğlum diyorum, sen gittin 3 senede 4. arabayla buraya gelişin. Ben meve ağıydı. Gitmediğim ev. Herhalde olabilir. Acaba? Olabilir. Yani sen olabilir. Bak ondan bir şey istersin. Aynen. Almanya'ya gitmek istersin. İstiyorum zaten. Ha, ondan mı acaba diyor kıymetli? Kayınım bana telefon lazım. Tamam enişte. Seneye getiriyorum. Ama benim burada oğlum benden telefon istiyor. Tamam oğlum, öbür seneye alırız. Daha öbür seneye alırız. Alabildin mi? Alamadım daha. O da kullanılmış almıştır. Yo, sıfır. Burada açtık. Sıfır da 50 euroya ben telefon. Sendeki. Bilmiyorum da. Bir yapmak istemiyorum. Yok. Bu Redmi ya. Redmi o kadar çok aman bir telefon. Ama ben bunu ayda da 90 euro para ödüyorum. Benim kayınbirader. Burada da veriliyor da. Burada şu an iPhone 13'ü alabiliyor mu vatandaş? 1 milyar 700 milyar lira. Buranın parasıyla oranın parasıyla. Tamam da birim. Senin birimiyle diyorum. Bak sen anlamak istemiyorsun sen beni. Ben bunu Irak'tan getirdim bak 1 milyar 200'e. Sen 1 milyar 200 euroya orada bir tane ondan alırsın. En son modeli ne alıyorsun? O da 1200 euro. Sen 1000 birime iPhone'un son çıkanını alıyorsun. 1000 birime. Ablacığım 1000 birim euroyu TL'yi bırak. Ya siz saçma şeyler konuşuyorsunuz. Türkiye'ye gelin. Memnun değilseniz Türkiye'ye taşının. Aynı şeyi söylüyor. Ben abla, bu şeyleri izliyorum. Abla orada bir ev kirası ne kadar? 1+0. Ya ev kirası tamam. Abla 1+0 ev 3500. 5000 euro. Burada da 5500 ev. 5000 euro. Ablacığım senin mantığınla Türkiye'de şu anda 5000 lira kira ödüyor ya mesela. Evet. Sana göre 2000 euro, 3000 euro kira ödediğini düşün. Tamam, Türkiye'de şu an kira fiyatları böyle. Ablacığım nerede kalıyorsun sen? Yurt dışında. Anladın mı? Baksana, neresi ama neresi? Benim kızım Münih'te anda yaşıyor. 1200 euro kira ödüyor. 55 metrekare. Mesela 2500 euro maaş aldığını varsayalım. 2000 eurodan maaş alıyor. 2500 euro maaş aldığını düşünelim, evet, tamam mı? Evet. Sen 2500 euro maaş alsan, 3500 lira kiran olsa nasıl bulursun? İyi bulurum. İyi bulursun. Sen nerede? Almanya'da mı kalıyorsun? He, evet. Almanya'da abla sen ki, günlük. Bir dakika hanımefendi. Hanımefendi bir dakika, siz de duymuş olun. Sordum ki 2500 euro maaş alsanız ve 3500 euro kira ödeseniz iyi bulurum dedi. İyi mi buldu? Abi cahille sohbet edilmez baba. Senin aklını götürür. Nasıl iyi olabilir? 2500 euro maaş alıp 3500 euro kira ödeseniz nasıl iyi olur bize anlatın. Öyle olur mu hiç? Neyle ödeyeceğim? Siz iyi bulurum dediniz. Kaç kişi dediğimiz bu. Biz bunu yaşıyoruz, anladınız mı? En nefret ettiğim şey, ne bileyim, bu şeyleri izliyorum. O zaman Türkiye'ye gelin. Ya korona düzenliyorsun. Niye gelmiyorsun? Vatandaş burada yakınıyor. Biz evet, Avrupa'ya göre çok kötü durumdayız diyor. Ben ablacığım, buraya şimdi ablacığım, şey demiyorum. Bir dakika. Vatandaş Avrupa'ya göre, Almanya'ya göre, Belçika'ya göre neyse çok kötü durumdayız diyor. Tamam orada da pahalılık yok demiyor kimse. Ama oraya göre çok çok kötü durumdayız diyor. Tamam işte. Biz bundan dolayı sıkıntı yaşıyoruz ve eleştiriyoruz diyor. Aa, tamam mı? Şimdi sen de diyorsun ki hayır Avrupa ile Türkiye aynı diyorsun. Ama abi, değil. Çünkü işte neden? Şimdi öyle oluyor. Bak. Benim Alman komşularım var. Kadın şimdi korkuyor. Şimdi elektriğe, gaza falan orada da şey zam geldi. Öyle yüzde bilmem. Hayır hayır. Ben orada kalıyorum. Ben de oradayım. Evet. Ben de yurt dışındayım. Tamam abi. Sen abi, oradaki alım gücünün burada onda biri yok.
Alım gücünün onda biri yok ablacığım. Ben de yurt dışındayım. Ben açık bir dille anlat. Bak anlamıyor. Yok. Kesinlikle öyle bir şey yok. Anlamakta zorunda değilim. İhtiyacım yok. Ben şimdi orada yaşıyorum. Ben orada yaşıyorum. Oranın politikasıyla ilgileniyorum. Oy kullanıyor musunuz Türkiye hakkında? Hepsi Türkiye için. Bu doğru bir şey mi peki? Niye kullanmayayım ki? Hayır, Türkiye hakkında bir burada yaşamıyorsunuz. Ama niye burada ben de vergi falan ödemiyor mu? Vergi numaram falan her şey var. İspanya'da ev alabilirsin. Orada da gidip evinin vergisini belediye, komünlere verebilirsin. Ama oranın iş politikasına karışamazsın ki abla.